Değerli izleyenlerim, bugünkü programda tebdil kavramı üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Tebdil, bir şeye bedel olarak başkasını getirmek ve değiştirmek anlamında. Bir şeyi başkasının yerine değiştirmek, buna tebdil deniyor. Ve gerek insanlarla alakalı, gerek Allah'ın alemdeki icraatları ile ilgili ayetlerde buna dikkat çekilmiştir. Mesela döneklik yapmamak, verdiği sözden dönmemek ayette anlatılırken şöyle anlatılıyor. Minel mu'minine ricalun, müminlerden öyle er kişiler var ki sadagu ma ahedullah aleyh, Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Feminhum men kada nahbehu, bir kısmı adadığı şeyi yerine getirdi. Ve minhum men yantazir, bir kısmı da bekliyor. Yani bir kısmı savaşa girip Allah yolunda şehit olacağım inşallah dedi. Döneklik yapmadılar, savaşa girdiler, şehit oldular. Bir kısmı da ne zaman bana sıra gelecek diye bekliyor. Ve mâ beddelû tebdîle, ve bunlar herhangi bir değişiklik yapmadılar. İşte burada sözde döneklik yapmamak, sözünü değiştirmemek, sözünün eri olmak artı bir değer olarak bizlerin de nazarına sunuluyor. Yani bir mümin söz vermişse gerek insanlara gerek Allah'a, verdiği sözün ardında durmalı ve döneklik yapmamalı. İşte dün şöyleydi, bugün böyle kıvırtma tarzında durumlar olmamalı. Öte yandan diyelim insanlardan bize bir söz söylendi başkasına ulaştırmamız için. Orada herhangi bir değişiklik yapmamak. Diyelim birisi ölmek üzere, mirasıyla alakalı size mirasım şöyle şöyle taksim edilsin diyor. Sizin bunda bir değişiklik yapma hakkınız yok. Eğer değişiklik yapacak olursanız bu bir vebaldir, büyük bir günahtır. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin kendilerine verilen sözde değişiklik yapmaları kınanmaktadır. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ, onlardan zalim olanlar kendilerine denilen sözü değiştirdiler. Şöyle deyin diye bir şey denilmişti ama onlar bunu yapmadılar. Bunun yerine başka bir söz getirdiler. Mirasla alakalı ayette kütübe aleykum izâ hadara ahadakumul mevt in terake hayra el vasiyye lil valideyn vel akrabin bil maruf hakkan alel muttakin. Burada miras nazara veriliyor. İşte vasiyetin yapılması. Femen beddelehu bademe semia, kim bunu işittikten sonra değiştirecek olursa fe inneme ismuhu alellezine yubeddilune, bunun günahı bunu değiştirenlerin üzerinedir. Ya bu bir emanettir. Emanete riayet etmek gerekir. Eğer bir değişiklik yapılacak olursa bu hıyanete girer. Emanetin hakkını vermemek olur. Biraz da Cenab-ı Hakk'ın alemdeki tebdilatından, değiştirmelerinden söz edebiliriz. Mesela nesh olayı. Ayetler zamanla hüküm itibariyle işte bazı hükümleri kaldırıyor, yerine yeni hükümleri getiriyor. Bununla alakalı ayette, ayetlerden birinde şöyle denilmekte. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً, biz bir ayetin yerine başka ayeti getirdiğimizde, tebdil ettiğimizde وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ, ki Allah neyi indireceğini en iyi bilendir. قَالُوا, onlar dediler ki اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرْ, sen ancak bir müfterisin, iftira ediyorsun derler. Burada şuna dikkat çekiliyor. Yani Allahu Teala diyelim ki Müslümanların kıblesi önce Kabe'yeydi. Hicretten sonra Peygamberimiz 16 ay Kudüs'e yöneldi. Ama daha sonra ayet geldi. Tekrar Kabe'ye bir yönelme emri. Fevalli ve şeke şatral mescidil haram. Daha önce böyle değildi, şimdi niye böyle oldu? Deme hakkı yok. Çünkü hüküm koyan Allah'tır ve Allah neyi indireceğini en iyi bilendir. Dolayısıyla bu konuda insanların Allah'ın tebdiline razı olmamaları, bunu tenkit konusu yapmaları hadlerini aşmaktır. Allahu Teala
alemde başka tebdilatta bulunuyor. Mesela gece bitiyor, yerine bedel olarak gündüz geliyor. Kış bitiyor, yerine bedel olarak bahar geliyor. Ona bedel olarak yaz geliyor. Bu gibi tebdilat, bu gibi değişiklikler söz konusu olduğu gibi kıyamet koptuğunda alem tümüyle değişecek. Ve bununla alakalı ayet bunu şöyle anlatıyor. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ O gün arz başka arza tebdil edilir. Semavat da başka semavata tebdil edilir, değiştirilir. Ve o zaman artık dünya şu bildiğimiz dünya olmayacak. Diğer alemden bir menzil. Gökler biz bildiğimiz gökler olmayacak. Diğer aleme münasip bir şekilde tebdil edilecek ve tahir edilecek. Bir de Allah-u Teala'nın hasenatı seyyiata tebdili var. Yani insanların kötülüklerini iyiliklere tebdil etmesi, değiştirmesi. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّيَاتِهِمْ حَسَنَاتِ İşte onlar seyyiatını hasenata tebdil ettiğimiz kimselerdir. Bazıları bunu şöyle anlamışlar. İşte hasenat sevap anlamı vermişler. Seyyiat günah anlamı vermişler. Allah onların günahlarını sevaba tebdil eder. Ne kadar günahı varsa tövbe etmişse diğer alemde bu sevap haline dönüşür. Böyle rivayetler de var ama ayeti böyle anlamaktansa insandaki kötü kabiliyetlerin iyiye çevrilmesi, daha önce kötüye kullanılırken iyiye kullanılması bu anlamda anlasak herhalde daha isabetli hareket etmiş oluruz. Yani bir insan diyelim evvelinde kitap okuyordu ama kötü kitaplar okuyordu. Hasenata çevrilmesi ne olur? Artık bundan sonra iyi kitapları okur. Hazreti Ömer İslam'dan önce kötü şeyler yapıyordu ama Müslüman olduğunda o kabiliyetlerini müsbet yönde kullandı. Dolayısıyla insandaki şer kabiliyetlerinin hayra dönüşmesi manasında anlayabiliriz. Bir de konunun bir mütemmimi olarak Allah'ın kainattaki kanunlarına dikkat çekmekte fayda görüyorum. Ayette şöyle deniliyor. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Sen Allah'ın sünnetinde herhangi bir değişiklik, tebdil bulamazsın. Bir tahvil de bir halden başka hale geçirmek de bulamazsın. Acaba bundan murat nedir? Değişmeyen kanun nedir? Sünnetullah denildiğinde daha çok Allah-u Teala'nın alemde insanlık alemiyle alakalı kanunları. Yani nedir? Diyelim peygamberler galip gelecektir. Zalimler cezasını çekecektir. Küfür ehli netice itibariyle mahkum olacaktır, mağlup olacaktır. Bu gibi kanunlar. Bunlara sünnetullah deniliyor. Sen bunlarda asla bir değişiklik bulamazsın. Yani Allah-u Teala dilese değiştirmez mi? Değiştirir. Ama değiştirmemeyi prensip edinmiştir. Ve tarih boyunca böyle gelmiş ve bu şekilde bu uygulamalar devam etmektedir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın sırlarına mazhar eylesin.